ben Allah'tan, Allah'ı tanıdıkça Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarruflarını ve bizim bu dünyadaki varoluş sebebimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam sürecini, serüvenini gördükçe Allah'tan edep duymayı, Ya Rabbi sen ne muhteşemmişsin ne muhteşem bir peygamber göndermişsin ve ben onları idrak edecek bir akılla sahibim. Ve beni sen Müslüman bir toplulukta var etmişsin bu ne büyük ödül. Şu anda ben varım. Beni var kıldın bu yaşa kadar yaşattın. Aman Allah'ım ben bunları seçmedim. Bunlar bana verilenler. Ben ben ne muhteşem bir ödülle ödüllendim. Ve Allah'tan edep duyunca Allah'tan duyduğumuz edepten dolayı kuldan edep duymak, kula değer vermek, pozisyonu ne olursa olsun inanan, inanmayan, Allah'a açıkça savaş açmış olanların, Allah'ın ismini zikrederek kendilerine buz ettiği kesim dışında, uh -huh. inancı, cinsiyeti, milliyeti, yaşama biçimi ne olursa olsun Allah'a aitse değerlidir. Günlük hayatta kötü bir adam olsa bilim. Yani Allah'a bu çok önemli bir kıstas gibi geldi. Yani Allah'a şirk koşmayan, yani Allah'a savaş açmış bir değil ama günlük hayatta kötü birisi. Kötülden kastınız ne? Kime yani, kötü? Yani dün günlük hayatta çok kibirli bir insan günlük hayatta Ana ne? Benim kibirli olmadığımı kim biliyor? Siz beni sadece gördüklerimle, şu anda duyduklarınızla biliyorsunuz. Benim kibrim belki o kibirli, o gösterenin kibrinden daha büyük. Ben başkasına kibirli deme hakkını nereden buluyorum? İnsanlara kötü davranan birisi. İnsanlara kötü davranıyorsam. Mesela şiddet eğilimli mi? Ya şiddet eğilimli insanlara davranış itibariyle onları böyle ezmeye çalışan bir hali var. Tamam. İyi bir patron değil, iyi bir müdür değil, yani iyi bir arkadaş değil gibi. Ben onların yaptıklarını görerek onlara haddini bildirme makamı değilim. Ben onlara eğer gözümle bir yanlışı görmüşsem derim ki değerli beyefendi bu hareketiniz bu insana zarar veriyor. Sizin konumunuz böyle davranmanıza engel olmalı derim. Düzeltmiyor. Düzeltmiyorsa o benim sorumluluğum değil. Ona dua ederim. Niyet tutarak sadaka veririm. Ya Rabbi onun ahlakını sevdiğin ahlaka çevir. Yine o ona insanlara bir zarar veriyor. Muhabbet besler misiniz yani? Şimdi şöyle. Ben insan olarak değer veririm. Sevmek başka bir şey, hı hı. muhabbet duymak başka bir şey, değer vermek başka bir şey. Ben onunla konuşurken ben bir hanımefendiyim. Karşımdaki insan kim olursa olsun bir beyefendi. Ben ona beyefendi gibi davranırım. Ona haddini bildirmek makamında ben değilim. Benim mahiyetimde çalışan birisi ise ilgilenirim. Hı hı. Ailemden birisi ise ilgilenirim. Yakınlarımdan birisiyle ilgilenirim. Ama birisi birisine zarar veriyor. Ben hangi hakla müdahale edeceğim? Ama hani bizzat görüyorsam ve benim söyleyebileceğim bir pozisyon varsa söylerim. Ama onun dışındakiler herkesin evinde bir sıkıntı olabilir. Ben herkese gidip de eşine kötü davranıyorsun diye ben seni sevmiyorum diyemem. Ben sana saygı duymuyorum diyemem. Saygı duymak bana lazım. Benim tavrım, benim duruşum, benim insana bakışım. Hmm. Ben bununla mesulüm. Evet. Bundan sorumluyum. Birileri için de dua edebilirim annesi değilim. Yakını değilim. Ya Rabbi sen onlara yardım et diyebilirim ancak.